Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz sayı ve kesir problemleriyle alakalı soru çözümü olacak. İlk sorumuzla başlayalım. Bir benzin tankının içerisinde bir miktar benzin vardır diyor. Tanka 100 litre benzin ilave edersem 3/7'si. Oysa bu tanka benzin koymayıp 60 litre benzini dışarı çıkartırsam da tankın 1/7'si dolu olarak kalıyormuş. Boş tankın tamamı kaç litre benzin alır demiş. Yani ben tankın tamamının ne kadar benzin aldığını bulacağım. Şimdi kesirlere baktım. 7. O zaman ben başlangıcımda tankın 7x'lik bir doluluk oranı olacağını, tamamının 7x litre alacağını söyleyeyim. Ve devam edeyim. Tankın içinde bir miktar benzin var. O zaman oraya da ne kadar olduğunu bilmediğim için y litre diyeyim. Y'nin üzerine 100 litre eklersem 3/7'si dolu olduğuna göre tankın 7x'in 3/7'si 3x. Ya da 60 litre benzini dışarı çıkartayım diyor. Y eksi 60 1/7'si dolu olduğuna göre x litredir diyeceğim. O zaman şimdi dikkat et. Aşağıdakini eksiyle çarptığımı düşüneyim. Eksi y artı 60 eksi x ve taraf tarafa toplayayım. Eksi y artı y'yi götürdü. Burası 160 geldi. Burası da 2x geldi. O zaman ben buradan her iki tarafı 2'ye bölersem x'in 80 olduğu bilgisine ulaştım. Tankım 7x'ti. 7 kere 8'den 56. Sonuna da 0 eklersem 560 litreymiş benim tankımın tamamı deyip sorumun sonucuna ulaşabildim. Yine dikkat et. Kesir problemlerinde yaptığımız iş paydalara göre bir cebirsel başlangıcı yapmaktı. Burada da 7 paydayı gördüğüm için 7x başlangıcını yaptım. Bir denklem oluşturdum. İki bilinmeyenli bir denklemdi. Amacım x ile olduğu için y'yi yok etmeye çalıştım. X'i buldum. Tankın deposunun hacmini buldum diyebilirim. Geçtim yeni soruma. Bakalım sorumuz ne diyor? Aşağıda 4x4 birim sayılık birimlik sayı tablosu verilmiş ve demiş ki sağa sola yukarı aşağı doğru hareket ettirilebilen 2x2 boyutlarda kare biçiminde bir çerçeve varmış. Bak şu çerçeveden bahsediyor. Bu tablodaki kareleri bir bütün olarak içine alacakmış. Yani 2x2'lik kutuları içine alacak. Örneğin yukarıdaki şekilde çerçeve 3, 4, 7, 8 sayılarını içerecek diyor. Bu çerçeve herhangi bir yere getirilmiş ve oradaki 4 sayının toplamı 50 olmuş. Şimdi benim öncelikle bu çerçeveyi incelemem lazım. Mesela nereye gelebilir çerçeve? Örnek verelim şuraya. Dikkat et. Yukarıda 2 tane ardışık sayı, aşağıda 2 tane ardışık sayı ifadeyi alıyor. 6, 7, 10, 11. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Ben bir sayımı aldım. O karenin içerisindeki, kendi karemizi şuraya çizsek 4 parçalı olacak. Şurası x. Burası x artı 1. Dikkat et. Bir alt satıra geçtiğimde kare 4'er birimlik olduğu için 4 fazlasına ulaşmış olacağım. X artı 4. Onun yanında bir ardışı olduğu için x artı 5 olmuş olacak. Yani ben şöyle diyebileceğim. Benim sayılarımın biri x. Biri x artı 1. Aşağı indiğimde 4 fazlası olduğu için x artı 4. Ve x artı 5. Benim sayılarım bunlar. O zaman bana demiş ki bunların toplamı 50. Hadi toplayalım. 4x geldi. Artı 1, 4, 5 yaptı. Bir 5 daha 10 geldi. 4x eşittir 10. 4x artı 10 eşittir 50 pardon. O zaman onu karşıya gönderdim. 4x 40. X eşittir 10'u buldum. Demek ki buradaki sayım 10, 11, 14 ve 15'miş dedim. Hangisi olamaz diyor. 10, 11, 14, 15 var ama 9 olamaz diyebiliyorum. Cevabım A seçeneği olmuş oldu. Soruya başlarken o karenin içindeki ifadelerin birbiriyle ilişkisini görmek bu soru için çok önemliydi. Ardışık ve 4 fazlası şeklinde ilerlediğini gördüm. Soruyu bu şekilde devam ettirdim. İkinci sorumuza bakalım. Müge sınıfın tahtasına bir doğal sayı yazmış. Yazdığı sayıyı tek ise
Sayıyı silip yerine 3 katının bir fazlasını yazmış. Çift ise de yarısını yazmış. Tahtaya yazdığı her sayıya bu işlemleri uygulamaya devam etmiş. Örneğin demiş tahtaya 6 yazarsa çift olduğu için 3. 3 tek olduğu için 3 katının bir fazlası 10 sayısını yazmış. Devam etse 10'un yarısını alıp 5. 5'in 3 katının bir fazlasını alıp 16, 8 gibi devam edecekmiş demek ki bu kural. Müge'nin tahtaya yazdığı sayı ikinci sayı pardon. Müge'nin tahtaya yazdığı ikinci sayı ilk sayıdan 27 fazlaymış. Şimdi burada bir ipucu var. Biraz yorumlamamız lazım. Çift sayı yazmış olsaydım yarısını alacaktım. Yani sayım azalmış olacaktı. Demek ki ikinci yazdığım ilkinden fazlaysa ben demek ki tahtaya bir tek sayı yazdım. Hemen dedim ki benim sayım x olsun. O zaman ben 3x artı 1 dedim. Bu x sayısının tek olduğunu biliyorum. 3x artı 1'i yazdım. E o zaman dikkat et. Bu ikisi arasındaki fark 27'ymiş. Yani ben şunu söyleyebileceğim. 3x artı 1 sayısı bu x sayısının 27 fazlasıymış. Bunu buraya, bunu da buraya atarsam 2x 26 x'in de 13 olduğunu buldum. Şimdi x'i 13 buldum. Yani ben en başta 13 sayısını girmişim. Sonra 27 fazlası dediğine göre zaten buranın 40 gelmesi gerekiyor. Bunu da biliyorum. Şimdi 40 çift bir sayı. O zaman yarısını almalıyım. 20 yapmalıyım. Demek ki 3. yazdığım sayı da 20 olmalı. Zaten bana onu soruyor. Cevabım 20. 4.'yü sorsaydı yine yarısını alıp 10 diyecektim. 5.'yi sorsaydı yine yarısını alıp 5 diyecektim. 6.'yı sorsaydı 5 tek olduğu için 3 katının bir fazlasını alacaktım gibi işlemi devam ettirebilirdim. Bu soruyu da böylece halletmiş olduk. Ama burada önemli olan şey ilk sayının tek olduğunun farkına varabilmek. Fazlası dediği için yarısını alsaydım azalmış olması gerekecekti. 3 katının bir fazlasını aldığımı görmem lazım. Hemen baktım örnek 3'e. Aslı, Berk, Can, Deniz bir lokantada akşam yemeği yiyorlar. Hesabı Can ve Deniz ödüyor. Dikkat et, ertesi gün Aslı ve Berk Can'a 28, Deniz'e 32 lira veriyor. Buradan önemli bir bilgi çıkartmalıyım. Toplam Aslı ve Berk 60 lira ödedi. 60 TL ödendi. O zaman aslında ben ne diyebiliyorum? Her kişi 30'ar lira ödemesi gerekiyormuş, değil mi? Çünkü 60-60 bu Aslı ve Berk iki kişi 60 lira verdilerse demek ki kişi başı 30'ar lira verilmeliydi. Yani Aslı da 30 lira vermeliydi. Berk de 30 lira vermeliydi. Can ve Deniz de 30'ar lira vermeliydi. Can'a toplam 28 TL verilmiş. Deniz'e de toplam 32 TL verilmiş. Ve bu şekilde olduğunda paralar eşitlenmiş. Yani herkes 30'ar lira ödemiş gibi olmuş. E zaten Can kendisi 30 lira ödemeliydi. Demek ki bu 28 Can'ın fazladan ödediği paraydı. O zaman Can toplamda 58 TL ödemiş. Deniz de 62 TL ödemiş. O 120 liralık hesabı böyle paylaşmışlar aralarında. Onlara verilen, sonradan verilen para hesabı öderken fazladan verdikleri paraydı. Bu yüzden o 28'i 30'un üzerine ekledim. Can'ın lokantada toplamda 58 TL ödediğini görebildim. Bu soruyu da böylece geçtik. Burada aslında birazcık daha mantık sorusu diyebiliriz. Herhangi bir matematiksel işlem yapmadık neredeyse. Geldim örnek 4'e. 1 ile 13 arasındaki çift sayılarla numaralandırılmış 6 farklı dolaba var. Dolabım var. Bu dolaplara paket yerleştireceğim. Hemen yazalım. 2 numaralı dolap var. 4 numaralı dolap. 6 numara. 8. 10 ve 12. Biraz daha küçülterek yazalım hatta. Bunlar benim dolap numaralarım. Her dolaba üzerinde yazan numaranın 2 katı kadar paket yerleştirilmiş. Yani buraya 4 tane paket, buraya 8, buraya 12, 16, 20 paket var, 24 paket var. Dolaplardan birine yerleştirilen paketler 5 kilogramlık. Diğerlerine yerleştirilen paketler de 2'şer kilogramlık diyor. Ve dolaplardaki paketlerin toplam ağırlığı 216 kilogramlıkmış. 5 kilogramlık paket nerededir diyor. Şimdi ben önce şunu yapsam. Toplamda kaç tane paketim var?
Öncelikle bunu bulmaya çalışsam. Dikkat et, 24, 20 daha 44. 16 daha 60. 72, 80, 84 tane paketim var benim. 84 paketim var. Bu paketlerin toplam ağırlığı da 216 gram. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Her biri ikişer kilogram olsa 84 çarpı 2'den 168 kilogramı zaten sağlarım. Ne kadar fazlalığım kaldı? Hemen onu da bulalım. 216 kilogramdan 168 kilogramı çıkartırsam da 48 kilogramlık bir fazlalığım var. Demek ki öyle bir şey yapmalıyım ki, öyle bir numaraya koymalıyım ki 48 kilogram daha fazlalık gelmesi lazım. Ama dikkat et, zaten 2 kilogramını saydım. 5 kilogramlık paket vardı ya, 2 kilogramını zaten aldım, geride 3 kilogramlık paket kaldı. O zaman çok kolayca şu 48'i 3 kilogramlık paketlere bölersem 16 tane paket olması lazım. Aslında demek ki 5 kilogramlık paketler 16 tane paketin olduğu 8 numaralı kutuda olmalıymış. Cevabım C seçeneği olmuş olacak derim. Bir kere daha toparlayalım. Yaparken şunu söyledik. 84 tane paket var. Her birini 2 kilogram gibi düşünsem 168 kilogram kalıyor, oluyor. Geriye kalan 48 kilogram var. Paketlerde 2 kilogramlıkları zaten attım kenarıya. 5 kilogramlık paketler vardı. Onları 2 kilogram gibi saydım. Geriye 3 kilogramları kaldı. O 3 kilogramlarla 48 kiloyu oluşturmam lazım. Bunun için de dedim ki 48'i 3'e bölersem 16 tane pakete ihtiyacım var. Demek ki 5 kilogramlık paketler burada. O zaman aslında 8 numaralı kutuda diye soruyu bitirmiş olduk. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Geldim 5. soruma. Aylin, Berfincan, Duygu, Ezgi bir oyun oynuyorlarmış. Birden 10'a kadar doğal sayıları numaralandırılmışlar. 10 topun bulunduğu bir torbaya her biri geri atmadan ikişer top çekmişler. Sonra çektikleri topların numaralarını toplayıp birbirlerine söylüyorlarmış. Hemen ben tablomu oluşturayım. Aylin var, Berfin var, Can var, Duygu var ve Ezgi var. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Bunlarla alakalı bilgiler verecek bana çünkü. Ne demiş? Berfin'in söylediği sayı Aylin'inkinin 2 katının bir fazlası. O zaman Aylin'e x dersem Berfin 2x artı 1 olmuş oldu. Can'ın söylediği de Berfin'in söylediğinin 5 fazlası. O zaman Can'a Berfin'in 5'e fazlasını eklersem buna 5 ekledim, 2x artı 6 geldi. Duygu'nun söylediği de Can'ın 5 eksi. O zaman bundan 5 çıkartırsam aslında Berfin'le aynı sayıyı söylemiş Duygu. Ezgi'nin söylediği de Duygu'nunkinin 8 eksiğidir diyor. Bundan da 8 çıkartırsam Ezgi 2x eksi 7 sayısını söyledi. İki sayı çektiler, toplamı x'miş. İki sayı çekti, toplamı 2x artı 1'miş. İki sayının toplamı 2x artı 6 gibi gibi devam ediyormuş. Şimdi dikkat et. Torbada 1'den 10'a kadar sayılar vardı. O zaman buradaki toplamların hepsi 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 geleceği için ben bunların hepsini toplarsam 55 sonucuna ulaşmalıyım. Çünkü 10 topun 10'unu da çektim. 1'den 10'a kadar olan toplar toplama 55 çıkmalı. X, 2X daha 3X, 5X, 7X, 9X geldi. Artı 1, 6 daha 7. Dikkat et, eksi 7'yi götürdü. Artı 1 kaldı. Eşittir 55 dedim. Artı 1'i karşıya gönderirsem 9x 54. Buradan x'in 6 olduğunu buldum. Şimdi x 6 bulduktan sonra yerlerine yerleştirme zamanı. O zaman Aylin kişisi 6 demiş. Berfin'in 2 kere 6 12, 1 de elde 13. 2 kere 6 12, 6 ile topladım 18 demiş. 2 kere 6, 12, 1 de 50, 13 demiş. 2 kere 12, 7 çıkardım, 5 demiş. Şimdi bunları buldum. Şunu sileyim, rahatlıkla işlemimi yapayım. Bunlar buldukları sayıların toplamları. Yani 2 sayı çektiler poşetin içerisine, Aylin topladı 6 verdi. Bana Berfin'le alakalı bir bilgi vermiş.
Topların numaraları ardışık sayılar. Şurayı da sileceğim. Burayı zaten yaptık. Berfin'in sayıları ardışık sayılar ve toplamları 13 ise 6 ile 7 mi? Başka şansım yok. Hatta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diye yazalım. Üzerlerini çizelim. Neymiş? 6 ile 7'yi kullandım. Şimdi dikkat et, 18. En belirleyici burası. Neden burası? Rakamlarda 18'i yapabilmem için ya 9'da 9 toplamam lazım ya da 10'la 8 toplamam lazım. O zaman dikkat edersen zaten 2 tane 9 olamayacağına göre burada 10'la 8 olmuş oldu. Bu da beni götürdü. Geldim 13'e. Rakamlarının toplamı 13 olabilmesi için ya 10'a 3'tü, onu kullandım. 9'a 4 boşta, 8'e 5, 7'ye 6 zaten kullanılmış. O zaman bu 13 için de 9'a 4 ifadesini kullandım. Sonrasında bu 9'da 4'ü de sildim. Toplamları 6 yapan ve toplamları 5 yapan olarak kaldı. O zaman dikkat et, toplamları 5 yapan 2 ile 3 olabilir. Toplamları 6 yapan da 5 ile 1 olabilir dedim. Tüm sayıları yerleştirmiş oldum. Şimdi bana diyor ki eldeki topların numaraları arasındaki fark en çok hangisinde var? Bunda fark 4, bunda 1, bunda 2, bunda 5, bunda 1. O zaman en farklı olan toplar Duygu'daymış. Cevabım D seçeneği olmuş oldu dedim. Böylece soruyu geçtik. Öncelikle ne yaptık? Topların toplamı 55 dedik. X'i 6 bulduk. Yerine yazdık. Toplamların olabileceği değerleri topların sayılarına göre yerleştirdik. Aralarındaki farkları bulduk. Yine işin açıkçası mantıkla işin götürdük. Sadece burada dikkat edeceğim şey şu 55'i yazabilmekti. 1'den 10'a kadar olan toplar dediği için. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Bir miktar parayı 6 kişi arasında şu şekilde paylaştıracakmışım. Birinci kişi paranın yarısını aldı. Geri kalan kişiler de 5 kişi eşit olarak parçaladılar. Şimdi dikkat et. Parayı bir 2'ye bölmem lazım yarısını alabilmem için. Bir de 5'e bölmem lazım. O zaman ben diyorum ki 2 ile 5'in ekokunu alsam ve para 10x desem. Burada paraya x diyerek başlarsan çok 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 farklı kesirli sayılarla uğraşırsın. O yüzden parayı 2'ye bölebilmek ve 5'e bölebilmek, rahatlıkla işini yapabilmek için 10 dedim paraya. O zaman hemen şöyle düşünüyorum. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kişi. Bu paranın yarısını aldı 5x. Dikkat et, geri kalanlara paranın 5x'i kaldı. Bunlar 5 kişi eşit bölüşeceklerine göre her biri x, 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 x kadar aldı. Sorduğu şey birinci kişi diğerlerine verilen paranın kaç katı kadar para almıştır? Birinci 5x aldı. Her birine x verildiğine göre 5 katı kadar fazla para almıştır deyip soruyu kolayca çözebildik. Burada dediğim gibi bu işi yapabilmemin en kolay yolu da bu paraya 10x diyebilmemdi. Kolayca sayıları görebilmemin. Böylece bu soruyu da bitirmiş olduk. Örnek 7 ile devam ettim. En klasik sorulardan biri herhalde. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top her vuruşunda bir önceki yüksekliğin 2 bölü 5'i kadar çıkıyor. Hatta şöyle sorularla karşılaşırız. Top buradan bırakılıyor, geliyor. Böyle böyle hareket ediyor. Biz bu soruların genel olarak matematikteki şeyle geometrik dizi oluşturduğunu söylüyoruz. Neden? Yüksekliğinin 2 bölü 5'i kadar yükseliyor. O zaman ben en başta x yüksekliğinden göndermiş olayım. İkincisinde yere vurdu, kalktı. Bu x'in 2 bölü 5'i kadar yükselecek. Üçüncüsünde ne olacak? Bir önceki x çarpı 2 bölü 5'in bir daha 2 bölü 5 ile çarpılması gerekecek. Yani her adımda bir kere daha 2 bölü 5 ile çarpmış olacağım. O zaman ben başladım. Yolum x'ti dedim. Ne diyor bana? İkinci kez yere vurduğumda. Bak, 1 de burada vurdu, 2 de burada vurdu. Yani aslında 2 kere 2 bölü 5 ile çarpmam lazım. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 diye düşündüm. Yani 4x bölü 25 oldu yüksekliğim. Bu yüksekliği de zaten bana demiş ki
20. O zaman kolayca işimi bitirdim. Bu 4 ile bu 20'yi sadeleştirdim. 5. İçler dışlar çarpımı yaparsam da x eşittir 125 deyip cevabımı A bulabilirim. Kaç kere yere vurduysa o kadar 2 bölü 5 ile çarpacaktım. Yani 2 bölü 5'in o kadar kuvvetini alacaktım. Bana soruda deseydi ki 7. vuruş 2 bölü 5'in 7. kuvvetini alacaktım. Soruya o şekilde devam edecektim. Eşitliğimi o şekilde kurmuş olacaktım. Bu klasik sorular için de bu ifade aklınızda kalsın. Geçtim bu soruyu da. Örnek 8'deyim. Örnek 8'de bana diyor ki 4 gözlü bir yazar kasa çekmecesi varmış. Para miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci ve ikinci gözlerdeki para tutarı birbirine eşit. 3 ve 4'teki para tutarı da birbirine eşit. Bu çekmecenin 1 ve 3 numaralı kutularına x'er lira para konulmuş. 2 ve 4 numaralı kutularına da y TL kadar para konulmuş. Aşağıdaki para elde edilmiş. O zaman ben hemen bunu geri döndürmeliyim. Baştaki verilen bilgiye ulaşabilmek için. Neden? Birinci kutuya x lira para eklenmiş, 10 olmuş. Demek ki aslında birinci kutuda 10-x TL var. İkinci kutuya y TL para eklenmiş, 18 lira olmuş. Demek ki burada 18-y kadar para var. Üçüncü kutuda x lira eklenmiş de 6-x. Dördüncü kutuda orası soru işareti. Soru işaretinden y'yi çıkartmam gerekiyor diyeceğim. İlk baştaki durumlara dönebilmek için. İlk başta bana verilen bilgi demişti ki 1 ile 2'deki para miktarı aynı. Ve aynı zamanda 2 ile 3'te, pardon, 3 ile 4 arasındaki de aynı. O zaman ben hemen buradan eşitliğimi sağlayabilmek için bunu buraya attım, bunu buraya attım. Ne sağladı bu bana? Eksi y artı y diye geçtiği için y ile x'in farkının 8 lira olduğunu sağladı. Artı 10 eksi 10 diye geçti buraya. Şimdi hemen dikkat et. Ben bunu da bu tarafa atarsam 6 artı y eksi x eşittir. Soru işaretini yakalarım. Y eksi x'in 8 olduğunu biliyordum. 6 artı 8'den soru işaretinin 14 birim, 14 TL olduğunu bulurum. Zaten bana 4 numaralı gözde son durumda, yani o soru işareti ifadesini soruyor. Cevabım 14 gelmiş olur diyeceğim. Dikkat et, yine yapmam gereken şey bana verilen bilgiye ulaşabilmek için ilerlemek oldu. Bana verilen bilgiye ulaşmak için bana verilen bilgi 1 ve 2 numaralı baştaki durumda eşitlikti. O zaman eklenenleri çıkartıp başlangıç noktasına geri dönmeye çalıştım. Soruyu bu şekilde kolaylıkla halledebildik dedim. Hemen diğer sorumla devam ettim. Bazı diyetisyenler insanın ideal vücut ağırlığını hesaplamak için K eşittir parantez içerisinde B eksi 100 çarpı 0,9 formülünü kullanıyorlarmış. Bu formülde K kilogram olarak ideal vücut ağırlığını, B de santimetre cinsinden boy uzunluğunu gösteriyormuş. Boyu 1,70 olan bir kişinin ideal vücut ağırlığı diyor. Aslında ne yapmanı istiyor senden? Bu bir formülde B gördüğün yere 170 yaz demeye çalışıyor. O zaman yazalım. Parantez içerisinde B gördüğüm yere 170 yazdım. 100 çıkardım. 0,9 ile çarptım. Burası 70 çarpı 0,9 geldi. Dikkat et. Buradaki 0 bunun virgülünü kaydırmak için kullanılsa 7 çarpı 9 yakalamış oldum. O da 63'tür dedim. Demek ki 1,70 boyundaki bir kişi maksimum olarak 63 kilo olmalıymış. Pardon, ideal olarak 63 kilo olmalıymış. Maksimum demeyelim. Böylece soruyu sadece yerine koyarak çözebilmiş oldum dedim. Bunu da geçtik ve geldik 10. sorumuza. Bir terzi ölçüm yapmak için 100 cm ve 150 cm uzunluklarında iki tane cetvel alıyormuş. Hüsne bu terziden 9 metre kumaş sipariş etmiş. 9 metre, buralarda santimetre var. Hemen onu çevirsem 900 cm orada öyle kalsın. Soruyu bir daha okumak zorunda kalırsam 900'e göre iş yapayım. Bu terzi 150 cm uzunluğundaki cetveli kullandığını düşünüyormuş. Siparişi buna göre hazırlıyormuş. Ama 100 cm'dekini kullanmış. O zaman şunu düşüneyim. 900'lü ya benim siparişim. Verilen sipariş. 150 ile oluşturuyor olsaydım
6 kere bu cetveli kullanmak zorundaydım ölçüm yapabilmek için. Ama ben ne yaptım? 100 santimetreyi kullandım. Kafamda da 150'yi kullandığımı düşünüyorum. Yani 6 kere yaptım. O zaman 600 santimetre ölçmüş oldum. O zaman yanlış ölçümden arada 300 santimetrelik bir kumaş farkı var. Hüsnü'nün alması gerekenden az aldığı kumaş 300 santimetre, yani 3 metre olmuş dedim. Bu soruyu da böylece bitirebilmiş olduk. Son sorumuz hemen raflarla alakalı, yine klasikleşmiş sorularımdan biri. Aynı büyüklükteki kitaplarla dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş kutuların 150 santim enindeki bir kitaplığın raflarına dizilişi verilmiş. Dikkat et, burada istersen iki bilinmeyen denklemi kullanabilirsin ama bu sorularda gözle görülebilir bir şekilde rahatlıkla bu kutunun veya kitabın uzunluklarını bulabilirsin. Neden? Yukarıda 3 kitap 2 kutu var. 3 kitap 1 kutu var. O zaman yukarıdaki kalan şu iki uzunluk arasındaki fark, yani 20, aslında bu kutunun uzunluğu. Bunu rahatlıkla böyle söyleyebilirim. Demek ki bu kutu da 20. Hatta burası 80 oldu. Kitaplara 70 kaldı. Kitaplarda 70 bölü 3 diyebilirim rahatlıkla. Bana söylediği şey ne? Bu rafa, bu kutulara aynı büyüklükte en fazla kaç tane kutu koyabilirim diyor. Şimdi dikkat et. 150 santim rafım, 20 santimlik kutularım var. Maksimum olarak 150'yi 20'ye bölsem 7 kere var. 140, 10 santimlikte bir duvarda boşluk kalır. O boşluğa kutu yerleştiremem. Çünkü kutu 20 santimdi. En fazla 7 tane yerleştirebilirim deyip sorumu tamamlamış oldum. Böylece bu konuyu da bitirmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın.